Asıl olan bu başkanlık sistemindeki durum. Bekir Buzdağ mesela bugün çıkmış sakin sakin güzel güzel anlatıyor. Ben uyardıktan sonra. Güzel, Allah razı olsun, kapsamlı anlattı bugün. Bizim niyetimiz böyle değil diye. Ama başlangıçta öyle bir söz yoktu. Biz haklı olarak tedirgin olduk. Evet. Başlangıçta valileri halk seçecek. Bölgeden seçileceklerini dendi. Ya merkez yönetim olmayacak dendi. Evet. Bunu PKK kullanabilir. Bunu PKK kullanabilir. Şu şeyde, şu aşamada kullanabilir. Mesela bu çok riskli bir şey. Mesela yerel yönetimleri güçlendirmek. Bu çok riskli bir şey şu an. Ama Türkistan Birliği oluşsun. Vali istediği gibi seçsin kardeş. Halk seçsin. Yani iftihar ederiz. Ama şu beladan bir çıkalım. Şu beladan bir kurtulalım. Halkın, bir şey yok onun halkı seçmesi. Gayet normal. Evet. Ama PKK fitnesi varken halk seçsin derse ne olur? Silah var halkın başında. Halkın alnına silah dayamışlar. Hangi valiyi seçeceksin dersen, PKK diyecek ki şu valiyi seçeceksin. Bu köy diyor, bu valiyi seçecek. Seçmediğini farz ederim. Yakarlar bütün köyü. Hepsini katlederler. Allah size gelsin, şehit ederler. Korkuyor halk. Başı yiyorlar. Böyle bir sistemde olmaz. PKK'yı tamamen kovarsın. Halk, milletimiz bir gönlü rahat eder. Tabii ki seçsin, hemşerisini seçsin, oradan seçsin, evet. Gayet güzel. Kim ona ne diyecek? Karadeniz mesela, Karadenizli inşallah. Bir hemşerisini seçer, güzel. Güneydoğu'da mesela Kürt bir kardeşimizi seçer. Veya Türk'tür de hoşuna gider, bölge seviyordur onu. Veyahut Karadenizlidir yine Güneydoğu'da. Ama Karadeniz çok seviliyordur halk tarafından, onu seçer halk. Evet. Mesela Recep Tayyip Bey, Karadenizli. Efendim, hatta Gürcü kökenli. Millet olarak seviyoruz. O kadar. İnşallah. Yani siz önem vermeyin. Biz bunu ayarlayırız diyor Bekir Bozdağ. Hı hı. Evet. Yani bu riskleri kaldırırız. Kardeşim güzel, canım kardeşim anladım da. Siz kabul edin, biz bunu ayarlarız, olmaz. Önce ayarla. Onu bir sağlama getir. Sağlamlaştır, netleştir. Aldığın tedbirleri söyle, biz Tayyip Bey'in başkan olmasına iftihar ederiz. Tabii. Zaten hakkı. Zaten biz. Cumhurbaşkanı da olsun, başkan da olsun. Hakkıdır. Bu millete çok emeği var, çok değer verdiğimiz. Her bütün milletin sevdiği bir insan. Bütün gençliğin hayatını Allah yolunda harcamış bir insan. Tabii. Allah cennette de en güzel makamı versin inşallah. En güzel makamlar nasip etsin. Ama bize bilgi vermeden hele bir seçin, sonra tedbiri, evet, siz bize bırakın, hallederiz. Bize güven gerisini merak etmesen, olmaz böyle şey. Evet. Önce sistemi bize çok güzel bir açıklayacaklar. Yani PKK'nın kullanamayacağı kilitlenmiş, netleşmiş sistemi de açıklayacaksın. O zaman muhalif dar. Değil mi? Türk geleneğinde başbuğluk vardır. Efendim, başkanlık vardır. İslam aleminin de ruhu budur. Kur'an'ın ruhu da budur. İftihar ederiz. İnşallah. Ama önce bir sağlamcı olalım. Hı hı. Bu vatan bu. Yani biz burada alelade bir şeyle muhatap değiliz ki. Vatanın bütünlüğü mevzu bahis. Önce biz, siz konuya bir girin, halledin, seçin, biz gerisini hallederiz. Bu olmaz. Bu yazık olur. Buna kimse yanaşmaz. Böyle şey olmaz. Gönlümüz müsterih olsun. İçimiz rahat olsun. Alın tedbirleri, söyleyin. Hepsi yatışsın, hepsi hallolsun. Bütünlüğü tam koruyacak, PKK'yı tam yıldıracak, kilitleyecek bütün sistemleri alın. Başkanlığı da sembolik başkanlık yapmayın. İcra yeri olsun başkanlık. Tamam. Gayet de güzel olur. Ama ben Tayyip Bey'in biraz dinlenmesi taraftarıyım ya. Evet. Çok yoruldu mübarek. Çok. Çok yorgun. Hiç olmazsa birkaç sene dinlense. Mesela 3-4 sene dinlense. Cumhurbaşkanlığı yapsa. Evet. Değil mi ya? Tabii. Evet. Cumhurbaşkanı dinlendirici. Çok sakin.
İşte bak, Abdullah Gül Bey Efendi bayağı sakin, huzurlu yaşadı, gayet sakin yaşadı. O da öyle bir sakin 3-4 sene bir yaşasın, 4 yıl sonra başkan olsun. Evet. Başkan yapalım. Evet. Değil mi? Evet, inşallah. Allah ömür uzun etsin, sonra da başkan yapalım. Evet, inşallah. Değil mi? Tabii. Öyle, en güzeli öyle olur inşallah. İnşallah. 4 yıl bir kafasını dinlesin, kendini toparlasın şöyle inşallah.